Tarkan gibi çıkıyorsun ha. Vallahi mı? Vallahi. Evet, herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün videomuzu farklı bir şekilde açıyoruz. Yaklaşık 2,5 yıl kadar önce sevgili dostum Ahmet Çakır'ın YouTube'da bir videosuna rast gelmiştim. Ve demiştim ki ben bu adamla tanışmalıyım. Çünkü o kadar kaliteli, o kadar güzel bir kanaldı ki ve yaptığı işler o kadar güzeldi ki ve birçoğumuza göre, birçok insana göre aslında bir delilik, delice yapılmış bir hareketti. Kusura bakmayın bu arada. Navigasyon açık. Şimdi onun yanına gidiyoruz. Biz 2,5 yıl kadar önce onunla telefonla görüşmüştük. Ben onun videolarını seyrettikten sonra ve en kısa sürede buluşmamız gerektiği konusunda böyle sözleşmiştik. Ha bugün ha yarın derken araya pandemi girdi ve ben onunla uzaktan online bir şekilde, o kendi kamerasını kurdu, ben kendi kameramı kurdum ve bir söyleşi yaptık. Aslında onun daha önceden bu kanalda bir videosu var. Eğer daha önceden izlemediyseniz kartlarda o hayat hikayesinin videosunu bulabilirsiniz. Ve bugün şu anda çok mutluyum. O kadar uzun zamandır telefonla konuşuyoruz ve sanki yakın bir arkadaşım oldu, bir dostum oldu. Ama hiçbir şekilde yüz yüze görüşmedik. Bugün o görüşme gerçekleşecek ve onunla harika bir video çekeceğiz. Hem aynı zamanda bu bir tanışma olacak bizim için, yüz yüze tanışma. Ve bununla birlikte 2 yıl boyunca neler yaşadı, yaşadığı bölgeye neler kattı, kendine neler kattı, şimdi nasıl biliyorsunuz. Öyle bir serimiz var biliyorsunuz bizim. Daha önceden videosunu çektiğimiz dostlarımızla şimdi nasıllar serisi çekiyoruz. O da şehirden bir kırsal hayata göç etti. Açık bir kalp ameliyatı geçirdikten sonra hayatını yeniden sorguladı. Ve artık yaşamak istediği hayatın şehir hayatı olmadığını, kurumsal işlerde çalışmak olmadığını anlayıp, tası tarağı toplayıp, kendisine 2 dönüm bir arazi alıp ve eşyalarını daha evini yapmadan o araziye yığıp ve tek başına ahşap evini kendisi yaptı. İnanabiliyor musunuz? Yani bence bu çılgınca ve muhteşem. Delilik, biliyorsunuz biz de deliyi seviyoruz. Bizim kanalımızda birçok deli var. Aslında kimine göre delilik, kimine göre de akıllılık. Eyvah. Ya şu güzelliğe bakar mısın ya? Bak çocuklara bak. Muhteşem. Evet, ne diyorduk? Asıl deliliğin ne olduğunu bize hep soruyorlar. Ya siz ne cesaret şehir hayatını bıraktığınızda işte köy hayatını yaşıyorsunuz. Ben de her zaman o insanlara şunu söylüyorum. Asıl siz ne cesaret İstanbul'da veya büyük şehirlerde yaşıyorsunuz. Evet, varış noktasına az kaldı. Çok heyecanlıyız. Tabelası. Buradan gireceğiz. Kaçırdık. Evet. Genç bir çoban kardeşimiz. Aslında şu anda vaktimiz olsaydı onunla güzel bir sohbet etmek isterdim. İnekler yolumuzu kesti. Ne yapıyorsunuz devrimciler? Şurada bir dal var. Gördüm. Bu Ahmet'in inekleri mi acaba? İnekleri mi var? Yoktur herhalde. Bu bayağı sinirli bakıyor, bir tanesi çok korkuyor. Yavruları karşıladınız. Aman efendim, kimleri görüyorum, hoş geldiniz. Merhabalar. Aynen. Ben de şöyle bir çeyrek altınımı bir takıyordum. Abi. Sonunda. Sonunda. Abi. Gözlerim yaşardı. Birazdan olacak. Kaç yıl oldu? Ben girerken söyledim. Bir videonun tarihine baktım. Tam 2,5 yıl olmuş. 2,5 yıl önce telefonla görüştük. 2 yıl önce de videomuzu çekebilmişiz. Anlaştın mı? Bak nasıl bak. Merhaba. Kim an ya o?
Nasılsın? İyiyim. Çok şükür. Çok sevindim seni gördüğüme. Vallahi ben de. Ya çok ilginç bir dostluk oldu. Böyle işte telefonla görüşerek bu kadar uzun süre sanki böyle 40 yıllık bir dostluğumuş gibi. Aynen öyle. Harika oldu ya. Sonunda buluştuk. Evet. Ya birkaç kere aslında kısmet olacaktı da. Kısmet olmadı biliyorsun. Aynen. Bir şeyler aynen, girdi. Aynen. Zaten pandemi girdi vesaire derken. Neyse sonuç önemli. Evet aynen öyle. Hadi geçelim. Arabayı ister buraya alabiliriz. İster şuraya alabiliriz. Tamam, orası uygun gözüküyor. Vay be. Bir kere daha mı? Yani hep konuştuk dışarıdan. Şehir hayatını bıraktım. Dediğimi yani. Diyeceksin. Öyle mi? Göz gözü görmüyor. Yıldızlar böyle odana iniyordur böyle. Aynen. Nasılsın? Süperim. Seni gördüm, çok daha iyi oldu. İyi ki geldin. Ya şu anda çok heyecanlıyım. Çünkü böyle bir film sahnesini, bir dizi sahnesinde izlediğim bir yerin sanki böyle setine gelmiş gibi hissediyorum. Kahramanı burada. Evet, stüdyo ev burada. En son yapımım da burada. Kapıyı evet. Yoktu eskiden kapım. Artık bir kapım var. Sen kendin mi yaptın mı demeyeceğim buna. Tabii ki var yaptım. Yani burada gördüğünüz her şeyi tek başıma ben yaptım. Neler neler yaşadın değil mi? Ne badireler atladın. Aynen, aynen. Hiç bırakıp gitmeyi düşündün mü? Hiç düşünmedim ya. Yani o şehir yaşamı artık neler yaşatmışsa bana böyle gitme aklımın ucuna bile gelmeden o yaşananlar böyle zihnimde uyanıp şükredip böyle buradaki varlığıma devam etmeye karar verdim yani. Eyvallah. Önce bir buraları gezelim. Tamam. Bahçeni gezelim, bostanını gezelim ve evini gezelim. Ondan sonra tabii bir özet hikayemizin başında şu anda bir özet almak istiyorum senden. Tamam. Ahmet Çakır kimdir? Çünkü çok detaya girmeye de gerek yok. Çünkü aynen. Daha önceden çok uzun benim kanalımda da var, senin kanalında da var. Evet. Yani oralardan evet. Takip edebilirler. Bu arada Ahmet'i tanımayan dostlarımız için, bu videoda ilk defa gören dostlarımız için Ahmet'in bir YouTube kanalı var. Ve buradaki hayatının tüm detaylarını gün be gün çekti. Bu arkamızdaki birazdan gezeceğimiz ahşap evin tüm yapım aşamaları, bu bahçesindeki görmüş olduğunuz sebze yatakları, köpek kulübeleri, kümesler, bir tane ben de onu canlı olarak görmedim. Bir tane ördekleri için yapmış olduğu bir havuz var. Tüm o detayları, bir de Horasan ağacı var. Aynen. Çizmek istiyorum. Tüm o detayları Ahmet Çakır'ın Ahmet Çakır isimli YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Onun kanalına da abone olursanız çok mutlu oluruz. Evet, söz sende abi. Şimdi istiyorsan başlayalım. Tamam. Kısaca bir kendini bir şöyle bir özetle bir tanıt. Ahmet Çakır kimdir? Burası neresi? Neredeyiz? Neler yapıyorsun? Bize biraz anlat. Yani Balıkesir Gönen'in bir dağ köyündeyiz. Tam evet. Yerimi paylaşmıyorum. Evet. Senden de rica ediyorum. Tamam. Ben kimim? Yani bunu o kadar çok anlattım ki artık hani neresinden başlamak lazım orasını bile kestiremiyorum. Evet. 1980 İstanbul'da evet. Doğumluyum. İlk defa izleyenler için. Aslında bilişim teknolojileri uzmanıyım ve reklamcıyım. Bir reklamcılık geçmişim var. 2017'de bir açık kalp ameliyatı geçirdim ve sonrasında dedim ki madem artık ikinci bir şansım var ve uzun zamandır özlemini duyduğum o doğa hayatına daha fazla ertelemek istemiyorum. Bir an önce o hayata kavuşmak istiyorum dedim. Kritik bir iki yıl vardı. Onun dolmasına iki ay kala motorumu atladım. Buraya geldim çadırımla ve maceram başladı. Kısaca böyle diyebiliriz. Abi aslında benim burada en çok merak ettiğim detay, bir önceki videoda da sormayı unuttuğum bir detay var. Onunla başlamak istiyorum. Şimdi arsanı aldın, tamam güzel. Aynen. Gelip buralarda yakın bir yerlerde bir ev kiralayıp burada bu ahşap evini yapabilirdin. Aynen. Asıl bence delilik kısmı biraz orada başlıyor. Hatta videon da var, ilk gece üstüne kar yağdı. Aynen. Soban, eşyaların, her işte şey Mac dışarıda. Bilgisayarım, her şeyin dışarıda. Ve kış yaz da değil yani, şartların en zor olduğu zaman. Aslında neden böyle bir şey yaptın? Özellikle zorlu bir başlangıç yapmak istedim. Çünkü dedim ki en zorunu yaşarsam geri kalan her şey bana kolay gelir ve bu stratejim çok iyi çalıştı. Evet. Çok zor muydu? Gerçekten çok zordu. Delice miydi? Evet deliceydi. -15 derecede içme suyum bile donarken burada böyle bir çadırın içinde bir ısı kaynağı olmadan bir süreç geçirmek çok zordu. Ama bir kere amaç zaten o dört duvar arasından kaçmaktı yani. O betonun arasından çıkıp doğanın içinde kendimle baş başa kalmak ve ne yapıyorumu görmekti. O yüzden de bir yer kiralamayı tercih etmedim. Bir de kendime bir söz vermiştim. Artık bir yer kiralamayacağım. Yani bir taşı alıp bir taşın üstüne koyduğumda
ben onu alana kadar o taş orada kalsın istiyorum. Evet. Yani çünkü kiralık bir yere gidiyorsunuz, emek veriyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz ve sonrasında onları bırakıp gitmek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla da kiralık bir yer tercih etmedim açıkçası. Genel olarak böyle diyebilirim. Yani peki daha önceden böyle bir hani dışarıda yaşama, dışarıda kalma bir kamp tecrüben var mıydı? Kamp tecrübem vardı. İstanbul'da da fırsat buldukça doğaya kaçıyordum. Doğada vakit geçiriyordum. İşte kamplar yapıyordum. Ama tabii ki yeterli gelmiyordu. Ama tabii şöyle bir yanılgım oldu açıkçası. Normalde çok kamp tecrübem var ama hani kampa gidiyoruz 3 gün 5 gün. Ondan sonra konfor alanımıza dönüyoruz ve birkaç gün dinlenerek geçiyor. Ve hani böyle burada da öyle olacak sandım. Ama 6 ay boyunca bir çadırın içinde yaşayınca hani açıkçası çok zor oldu. Çok yorucu oldu. Ona hazırlıklı değilmişim aslında. Çünkü kurulu bir düzeniniz yok. Yemek yapacaksınız, onun için bir yer yok. Eşyalarınızı saklayacaksınız, onun için bir yer yok. Duş, tuvalet yok, hiçbir şey yok ve siz sıfırdan bir yaşam kurmaya çalışıyorsunuz. Alıştığınız bir sürü düzen var. Her ne kadar doğaya hakim olsanız da bir süreden sonra bunlar ciddi yorucu olmaya başlıyor. Ya çünkü denizin, doğanın, ormanın, dağların şakası yok biliyorsun. Evet. Yani ölüm riski bile var. Hiç burada böyle bir ölümle burun buruna geldin mi? Ölüm tehlikesi atlattın mı? Yani o soğuk zamanında bir hipotermi endişem olmuştu. Onun dışında ne buradaki vahşi hayvanlardan ne de onun dışında bir sıkıntı yaşamadım açıkçası. Etrafını tamamen kapatabildin mi? 2 sene sonra çekecektim. 3,5 sene sonra da kapı yaptım. Yani orada da şunu yapmak istedim aslında. Hem çevrede yaşayan canlılar hem de çevredeki insanlar açısından sınırlar örmek istemedim. Dedim ki burası onların yaşam alanı. Onların yıllardır burada alışık olduğu bir düzen var. Yani yavaş yavaş bir süreçle bunu oluşturmalıyım dedim ve süreç içerisinde özellikle ihtiyaç doğdukça, yani işte tavuklarım var şimdi, hani en azından dışarıdan çakal gelmesin, tilki gelmesin. Burada çünkü çok fazla çakal var, tilki var, çok fazla yaban domuzu var. Ondan sonra hani biraz da o gerekçelerle ufak ufak hani ihtiyaç doğdu diyebilirim. Eyvallah. O zaman ne yapalım? Yavaştan bizden de aslında şey, evi, özet geçeceğiz dedik. Aslında evi daha ben kendi evin için daha kendi YouTube kanalımda paylaşmadım. O yüzden ilk defa seninkini de biraz görecekler. Detaylı olmamak şartıyla biraz içeriği gösterebilirim. Tamam çok sevindim. Valla bize özel. Aynen. O ve Yalçın kanalına özel. Bizi kırmıyor. Şey yapalım mı? Sen içeri gir. Biz ilk defa geliyormuşuz gibi. Ha, kapıyı açayım aslında değil mi? Merhaba. Kapatayım mı abi? Yok ya. Buyurun. Wow. Bunu bilmiyordum işte. Bu da bana sürpriz oldu şu anda. Aa evet. Aa muhteşem ya. Muhteşem. Bir de burada şöyle bir detay var. Yani evin tavan lambirileri, yer lambirilerini falan yaparken çivi makina da yoktu o zaman. Her şeyi böyle biliyorsun böyle tek tek çivi çivi çaka çaka yapmıştım. Yani burada gördüğünüz her şey el emeği ve göz nuru diyebilirim. Davul? Davula merak saldım. Yıllardır istiyordum. Evet. Dijital mi yoksa akustik mi? Dedim ki ya dağın başındayım, rahatsız edeceğim ben kimse yok. Ben de komşular ya dur ya bir sinirimi mahvettim. Komşular rahatsız oluyor mu diyecektim. Yani yakında yaşayan olmamasının evet. Avantajları diyelim. Tabii canım burada gümbür gümbür göndünce. Yani burası oturma alanım. Evet. İşte burada çalışıyorum. Montajlar burada yapılıyor. Harika ya. Aynı zamanda elektronik çalışmaları yapıyorum. İşte mikro işlemciler, otomasyonlar, onlar burada yürüyor. İşte 3 boyutlu yazıcılarım var. Onlar aşağıda ne yazık ki orayı çok görmeyelim. Evet. Burada bir yatma bölümüm var. Burayı böyle bir ayrıştırdım. Çok bölmek, oda gibi yapmak istemedim. Evet. Şey cibinlik, sinekler çok fazla değil mi? Yani burası da mutfak alanı. Yani daha tam bitiremedim ama hani kabaca en azından dolaplar ve tezgah falan oluştu. Dolabım işte ocağım hani ufaktan sana yetiyor. Bana yetiyor yani tek başına olmanın evet. Güzelliği diyelim. Fazla detay almayacağız dedik ama zaten minimalist bir ev olduğu için. Aynen yani hani görmüş olduk. Evet teşekkür ediyorum. Bu yani biz beni kırmadığın için rica şu an. Ederim. Seni hiçbir zaman kırmadım. Kırmam da. O zaman şimdi yavaştan etrafı şu gölete, tamam. Kümesi vesaireyi görelim. Olur. Hayvanların neler var şimdi? 2 tane köpek ve kedileri görüyorum. 2 köpek var, 8 tane kedim oldu. 5 tane yeni yavru geldi, 3 tane yetişkinim vardı. Tavuklarım var.
Eskiden ördek, kaz ve hindilerim de vardı ama onları göndermek zorunda kaldım. Birazdan sohbette sebep neden ilişkisine girelim. Tamam. 4 tane sebebi var. Onları da paylaşalım. Ortalık aşırı dağınık. Kusura bakmayın. Yani hani... Valla tek başınasın, bir hayat mücadelesi veriyorsun. Yardım edenin yok, gelen yok. Burada atölyem var. Atölyem de çok dağınık şu an ama kabaca biraz gösterebilirim. Burada işte alet edevatım, işte kapalı alan çalışma yapmam gerektiğinde burada çalışıyorum. Yağmurda, çamurda. Aynen. En azından ilk zamanlar depo olarak kullandım burayı. Şimdi burada neler yapıyorsun? Kesme, biçme, işte marangozluk işlemlerini burada mı yapıyorsun? Yani aslında kesme işlerini genelde dışarıda yapıyorum. Çok fazla toz vesaire olmasın diye. Bu meşhur gölet. Bir sene kazdım burayı. Evet. Dibinde Horasan ağacı uygulaması yaptım. Yumurta koydun mu için? Ne polemik olmuştu değil mi? Aynen. Yumurta akı koymadım. Olmaz öyle olmaz. Peki ya, bir şey soracağım. Bu hani şimdi herkes gelir böyle bir şey söyler ya. Evet. Böyle durgun su olmasa burada böyle sivrisinek popülasyonunu arttırmaz mı? Arttırdı mı? Neler yaşadı? Yani eskiden koyu balıklarına yem veriyordum. Sonra yem vermeyi kestim. Onlar sivrisinek larvalarıyla gayet güzel beslenip hayatlarına devam ediyorlar. Hmm. Ekolojik denge. Ekolojik denge. Sonradan kurbağalar geldi. Evet. Onlar da bir temizliğe neden oluyorlar. Ama koyular o işi çok güzel başarıyor. Çünkü suyun yüzeyi donsa bile aşağıda yaşamlarına devam edebiliyorlar. Soğuğa karşı çok dayanıklı hayvanlar. Bir tek burada çok güzel bitkilerim vardı. Ördek ve kazlar hepsini yediler. Hmm. Sebeplerden biri, birazdan değineceğim. Bu havuzu yapmak fikri nereden geldi? Ben bu araziyi ilk bakmaya geldiğimde bu kayaları gördüm ve dedim ki ben buraya gölet yapacağım. Evet. Çünkü yani o kadar böyle muazzam bir dizilimleri vardı ki o anda gözümde buraya bir gölet yapmak gibi geldi. Evet. O sırada da emlakçı bana şeyi anlatıyor. İşte Ahmet Bey dert etmeyin, bir iş makinesi gelecek, bunları aşağı doğru yuvarlayacak, buralar açılacak, düzlük olacak falan dedim. Ya bunlar dedim nimet yani. Bunlar dedim atılır mı yani? İlk o zaman aklıma gelmişti, sonrasında da uyguladım. O belki şey için demiştir, hani sana düzlük alan yaparız, sen de burada tarla, bağ, bahçe işlerini yaparsın. Aynen. Mantığı, yani, iyi niyet aslında. Evet, yani hani kötü bir niyetten dolayı değil de, onun dışında da gelen her köylü aynı şeyi söyledi. Bu kayaları aşağı yuvarlayacaksın, işte şuradaki ağaçları keseceksin, şu ağaçları keseceksin, manzaran açılacak. Tabii tabii. Aslında... Keseceksin, biteceksin, öldüreceksin, evet. Yok edeceksin. Aslında manzaranın kendisi bunlar ama işte bakış açısı diyelim. Burada açık bir tuvalet ve duşum var. İlk geldikten 6 ay sonra yaptım. 6 ay tuvalet olmadan burada yaşadım. Onu da bilinçli olarak yaptım. Evet. Biraz konfor alanından uzaklaşıp gerçekten o doğa yaşamını deneyimlemek istedim. Bir kedi gibi ihtiyaçlarımı karşılayabilir miyim dedim. Karşılanıyormuş. Hala bir kapalı tuvalet ve duşum yok. Nisan-Kasım arasında burada soğuk suyla duş alıyorum. Buraya bir oturma alanı yapıyordum. Burayı yaparken belim sakatlandı. Şurada bir kayaya denk geldim. O sırada yapımı durdurdum. Buraya böyle üstü kapalı güzel bir oturma alanı yapacağım. Ondan sonra şuraya da bir salıncak yapmayı düşünüyorum. Şurada harika. Ufak bir deneme yaptım. Burasını genelde arkadaşlarım geldiğinde çadır kuruyorlar. Düzlük bir alan olduğu için. Evet. Burada çadır olarak kullanıyorum. Orada kümeslerim var. Ördeklerin göleti orada. Havuzları orada. Ama artık ördekler yok. Evet. Neden yok? Neden yok? İşte dedim ya, 4 sebep var. Hani tek bir şeye indirgemek zor olur. Birincisi, ilk başta böyle heves ediyorsun ya. Ben her şeyi civcivden alıp büyüttüm. Civcivlerken çok küçükler, çok az yer kaplıyorlar. Çok az yem ihtiyaçları var. Güvenlik sorunları çok kolay çözülebiliyor. Ama büyüdükçe sayı ve kendi hacimsel olarak büyüdüklerinde hem yemleri çok artıyor, hem sorumluluklarınız artıyor. Sürekli taze su ve vesaire. Bir yere gidiyorum, aklım burada kalıyor, birileriyle anlaşıyorum, yeterince bakılıyor, bakılmıyor. Bu birinci sebepti. Yani onlar için uygun şartları tam oluşturmadan çok fazla hayvana girmenin doğru olmadığını gördüm. İkincisi, bütün bitkilerimi yediler. Onun önüne geçemedim. 4 kere Erde'ye gittim, full arabayı doldurdum. Buraya dünya... Ya
Palmiyelerimi bile yediler ya kazlar. İnanabiliyor musun ya? Palmiyenin bir de dikenli falan sert yaprakları var yani. Onları bile yediler. Dolayısıyla birinci sebep o oldu. İkincisi yem maliyetleri korkunç arttı biliyorsun. Bu gerçekten başlı başına bir sebep oldu. Çünkü yani eskiden böyle çuvalını 100 liraya aldığım yemi şimdi 400 liraya alamıyorum. Ve hayvanlar büyüdükçe yem tüketimleri de artıyorlar. Ve hobi olarak baktığınız bir şeyde ticari bir geliriniz olmadan sürdürülebilir bir ekonomi yaratmak çok zor oluyor. Ya çok büyük araziniz olacak, onlar orada sürekli dolanıp doğal olarak beslenecekler. Siz ufak takviyelerle yapacaksınız. Ama zaten iki dönüm alanım var, öyle çok büyük bir alanda değilim. Dolayısıyla da yem de bir gerekçe oldu. Bu da vahşi kuşlar vesaire saldırı oluyor mu? Kaybın olmuş muydu hiç öyle? İşte köpekler az önce siz gelmeden önce bir tane atmaca mı? Atmaca geldi. Nasıl hissediyorlar bilmiyorum o kadar sessiz hayvanı ama yukarı doğru böyle zıplaya zıplaya ya, peşine düşüyorlar evet. Ve o anlamda şu ana kadar bir sorun yaşamadım. Kangal mı var? Kangal mı? Akbaş kırması, çoban köpeği. Ufak olan alarmcı, o böyle bir şey hissettiği anda... Küçük enişte. Evet, o alarm çalıyor. Büyük olan da göreve gidiyor. Ama çok cesur. Gerçekten evet, çok cesur. O şeye güveniyor, büyük olana güveniyor böyle... Ya kesinlikle bir keresinde motosikletle yukarıdan iniyorum. Çobanın 3 tane çoban köpeği var. Bir de büyükler yani. Evet. Gölge de o zaman daha küçük. Bir yaşına bile gelmemiş. Ondan sonra motorda bana saldırdılar. Sarının bir koşuşu var. İnanamazsın. Ufacık hayvan yürek yemiş gibi yani. Koştu 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 gitti. Ayağından daldı bir tanesini. Aldılar bunu attılar tabii. Haybeci. Aynen. Ama tabii biliyor arkadan gölge yani gelecek. Arkadan gölge bir geldi. Bir onu alıyor o tarafa atıyor. Ya daha ufacıksın. Üç çoban köpeği deli misin sen? Ama hani herhalde benimle yoldaş olduğunun farkında ve koruma içgüdüsüyle öyle bir cesaret ya alıyor. Öyle bir durum yani. Şimdi burada suyu, elektriği vesaireyi nasıl hallediyorsun? Yani sistemden ne kadar çıktın burada? Yani elektriği güneş enerjisiyle sağlıyorum. Sistemle bir alakam yok. Zaten buraya elektrik getirme şansım da yok. Çok uzaktayım. Çok büyük yatırım yapmak lazım. Ama burası çok yaz, çok güneşli, verimli oluyor mu 12 ay? Ya işte bir tane rüzgar gülü sipariş etmiştim. Onu ne yazık ki 2 ay beni oyaladılar, yollamadılar yurt dışından. Ondan sonra onu iptal etmek zorunda kaldım. Şimdi bir tane kendim yapmayı düşünüyorum. 3 boyutlu yazıcılarımı tekrar topladım. Kanatlarını kendim basacağım. Ondan sonra öyle bir rüzgar gülü çekersin. Evet, bir öyle bir video gelecek yakında. Şu an işte köpekler ve kediler için bir mama otomasyonu yapıyorum. Orada da sıkıntı oluyor. Ben buradan gittiğim zaman onların beslenmeleri sıkıntı oluyor. Onları hem otomatik hem de uzaktan kontrol edebileceğim bir mama makinesi. Baktım önce internetten. Hem çok pahalılar hem de hazneleri çok küçük. Yani evet, gölge onu bir günde bitirir evet yani. Dolayısıyla da uygun değildi. Ben dedim ki elimden böyle şeyler geliyor, neden kendim yapmayayım? Hem bir YouTube içeriği çıksın evet, hem de belki birilerine fikir verir. Tabii. Zaten burası ile ilgili bir çiftlik otomasyonu yapıyorum. Yani kümeslerin kapısının açılıp kapanmasından işte bitkilerin sulanmasına kadar bir otomasyon projesine başladım. Madem tek başınayım diyorsun. Evet, çünkü şey gerçekten sürdürülebilirlik çok zor. İzmir söyleşinde bana biraz kızmışlardı ya, böyle her şeyi otomasyona bağlarsan nasıl olacak yani, doğaya göçtün. Hayvanların da sevgiye ihtiyacı var falan. Ama ben zaten sevgimden yapıyorum bunları çünkü an oluyor, gitmek zorunda kalıyorsunuz ve uzaklaştığınız zaman aklınız onlarda kalıyor. İnsanlarla konuşuyorsunuz, gelirim bakarım diyor ama senin baktığın gibi bakmıyor. Ya da işte ya da gelmiyor. Önce bir tane güvenlik kameram vardı, sonra sayıları arttırdım çünkü anlaşıyorum. İki günde bir gelecek, bir bakıyorum benden bir gün önce gelmiş, bir kere mama vermiş falan gibi evet, durumlar yaşadım. O yüzden de otomasyona dönmek durumunda kaldım. Açık kaynak kodlu yayınlayacağım zaten. Hani öyle herkesin faydalanabileceği süper bir içerik olacak. Öyle. Su? Su konusunda da çok şanslıyım. 100 metre aşağıda bir hayrat var. Onun borusu benim arazimden geçiyormuş. Ondan sonra sahibiyle konuştum, izin aldım. Akşamları suyu ben alıyorum. Gündüzleri oraya bırakıyorum. O şekilde su ihtiyacımı karşılıyorum. İçilebilir kaynak suyum var. Dolayısıyla duş alırken suyu içebiliyorsun. Yani. Harika. Geriye ne kalıyor? Elektrik var, su var. Isınma var. Isınmayı zaten ağaçları bu diyorsun. Her yerin odun. Bir de köyde, burası bir dağ köyü olduğu için 4 siter hakkınız oluyor. Evet. Yani hatırlıyorum bir videondan. Aynen. Aynen. O hakkımı kullanıyorum. Tabii o da bir yorucu oluyor. Çünkü Orman Müdürlüğü'nün belirlediği yerlerde ağaçları kendiniz kesiyorsunuz. Kendiniz taşıyorsunuz falan.
O biraz yorucu bir iş. Tabii bunun için bir ücret de ödüyorsunuz ama gene de keyifli ya. Evet. Yani sonuçta burada meşe var. Meşe de çok güzel yanıyor. Çok güzel bir ağaç yani. Isınmayı da o şekilde hallediyorum. Abi peki bir şey soracağım. Biz şimdi mesela burada geldiğimiz zaman yanında biz olduğumuz için böyle hep seni mutlu, şen vesaire görüyoruz. Kendinle baş başa kaldığın zaman, hı hı, şöyle şurada oturup tek başına bir etrafa baktığın zaman, tabii vakit bulabiliyorsan böyle oturup kendini buluyorum ya. O konuya önem gösteriyorum, evet, ama sorunu bitir, pardon. Nasıl kesin bir duygu? Yani böyle ben neredeyim, ben ne yapıyorum? Yani çok çünkü radikal bir şey bu yani. Şehir hayatını bırakıp baksana şu etrafına. Dağın başındasın. Ya o muhteşem içindesin değil mi ya? Tabii ki muhteşem. Yani açıkçası yani burada geçirdiğim her anda çok huzurluyum. Hiç keşkelerim olmuyor. Çünkü ben zaten o koşuşturmacadan ve o sahteliklerden o kadar sıkıldım ki, yani sahte ilişkiler yaşayacağıma, birbirinin ayağını kaydırmaya çalışan ya da ticari etikleri olmayan iş ilişkileri yürüteceğime, burada azla yetinmek benim için inanılmaz bir mutluluk. Çünkü hiçbir karşılık beklemeden bana sevgilerini paylaşan canlılar var yanımda. Onlar belki de benim yalnızlığımı çok kırıyorlar. Bir de burada çok güzel bir uyum var yani. Kediler köpeklerle uyumlu. Gökhan gelmişti mesela, tek başına da olur. Onunla bir video çekmiştik. O da söylemişti. O zaman oradakiler kazlar, hindiler de var. O kadar aralarında güzel bir uyum var ki kimse kimseye kış demiyor yani. Hani onların, sizin enerjiniz onlara da geçiyor ve bir şekilde burada çok mutluyum ya. Zaten beni seven insanlar geliyorlar. O sosyalleşme ihtiyacımı o şekilde karşılayabiliyorum. Ben çok ihtiyaç duyarsam gidiyorum. Ama burada durup da böyle sıkılıp da ah şehirde olsaydım dediğim inan hiçbir an olmuyor yani. Evet. Ben İstanbul'a gidiyorum mesela, 2 günden fazla kalamıyorum. Aynen. Yani hani 6 ayda bir kalp kontrolüm var, ona gidiyorum. Annemi bir gece görüyorum. Belki bir iki arkadaşımı görüyorum ama dayanamıyorum, kaçıyorum hemen yani. Eyvallah. O zaman sohbetimize biraz daha yine oturarak devam edelim. Ayakta çok tutmayayım seni. Etrafta göstereceğim başka görsel bir şey var mı? Atladığımız, unuttuğumuz. Yani çok fazla bir şey yok aslında. İşte bir kümes ve orada ördeklerin havuzu var. Çok fazla bir şey yok, tamam, aslında. Tamam. Onları zaten bir ara yani detaylarını çekelim. Yani şimdi şeyde tıkanmıştım. Mesela burayı düzlemek 4 gün sürdü. Orayı düzlemek 1 hafta sürdü. Her şeyi kendim tek başıma yapmak istiyorum ama sonuçta bel de sakatlandıktan sonra dedim ki Ahmet, hani artık çok da saçmalama yani. Şimdi bir iş makinesiyle anlaştım. Onlarla burada bir kotlama, teraslama yaptıracağım arazide. Çünkü arazimin büyük kısmında ciddi bir eğim var. Yapmak istediğim çok şey var ama yapamıyorum. Çünkü yapılabilir düz alanları kullandım. Şimdi bir kısmını düzleyip oraya bir şey yapsam yarın öbür gün makine geldiğinde rahat bozulacak, çalışamayacak, bozulacak. Dolayısıyla da şimdi bir planlama yaptık. Burada böyle bir 2-3 günlük bir iş makinesi çalışması olacak. Çeşitli yerler düzlenecek, teraslamalar yapılacak. Ondan sonra aşağıya büyük bir 40 metrekare atölye yapmak istiyorum. Ondan sonra şuraya bir bungalov yapacağım. Buraya bir tane hobbit ev yapmak istiyorum ama kendim biraz kazmaya çalıştım. Mümkün değil, evet, yani. Yani yapılacak çok şey var ama biraz onları, evet, bekliyor. O zaman şimdi birazdan herkesin çok merak ettiği köye göç ve buradaki köylü insanlarla, buranın yerli insanlarıyla adaptasyon gibi ve geçim konuları gibi konulara oturarak konuşalım. Birazdan görüşmek üzere. Valla Ahmet, gerçekten hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Sanki böyle 40 yıllık bir arkadaşımı görmüş gibiyim ama ilk defa görüşüyoruz. Bir mukabele ya, aynı durumdayız. Yani sanki gerçekten böyle çok uzun zamandır tanıdığım biri geldi ve şu an burada oturuyormuş duygusuyla hareket ediyorum yani. Ama saatlerce telefonla konuştuk. Yani tabii normalde çok uzun mesaimiz var. Mesaimiz çok uzun. Evet, videonun girişinde söylemiştim. Bir Şimdi Nasıllar serim var benim. Daha önceden böyle birkaç yıl, 1 yıl, 2 yıl önce video çektiğim dostlarımla bir kere daha video çekiyorum. O videonun amacı şu oluyor. O zamanlar ne hayal ediyordun, ne buldun ve bu geçen 2 yılda hayal ettiklerin ne derece oldu? Beklediğinden daha mı güzel oldu? Yoksa hayal kırıklıklarında oldu mu? Bunları konuşalım biraz. Olur. Çok büyük bir beklentim yoktu aslında. Kendimi bulma yolculuğuydu benim için birazcık. Biraz inziva süreciydi ilk başlar. 1,5-2 yıl neredeyse buradan çıkmadım bile. Yapmak istediğim çok şey vardı şehirde. Onu da yapacağım, bunu da yapacağım, şunu da yapacağım. Yani yapılacaklar listem çok uzundu ama buraya geldikten sonra şeyi fark ettim. Ya
asıl olan bu yaşamı yaşıyor olmak. Yani zaten burada o yaşamı sürdürmek amaçların bence en önemlisi. Yoksa yapılacaklar bitmiyor ve peşimden kovalayanlar da yok. Zaten şehirde o deadline'lardan vesairelerden sıkılıp buraya geldikten sonra açıkçası üzerimde tek baskı yaratan şey YouTube oluyor. Böyle ya bir ay oldu içerik üretmedim, bir şey yapmam lazım baskısını hissediyorum bazen. Ama biliyorsun içerik üretmek için içerik üretmeyi de sevmiyorum. Yani burada birinci beklentim kendimi bulmaktı. Kendimi bulduğumu düşünüyorum. Doğayla adaptasyon sağlayabilecek miyim? Bu yaşamı sürdürebilecek miyim? Gibi bir düşüncem vardı. 3,5 yıl oldu artık, hani onu da kendime kanıtlamış oldum. Hiç sıkılır mıyım diye düşünmedim. Çünkü bu hayatı seveceğimi düşünüyordum ve sürekli yapmam gereken bir şeyler olduğunu biliyordum. O anlamda da bir sıkıntı olmadı. Bir tek evle ilgili bir şeyleri çok geciktirdim. Hala kapalı bir duşumun olmaması, yani bu yılı birazcık açıkçası konforu arttırmak üzerine ayırdım. Hani bu zamana kadar böyle konforsuz mümkün olduğunca bir yaşam sürdürmeye çalıştım. Bundan sonrasında birazcık o yönde adımlar atmayı düşünüyorum. Biraz daha konforumu arttıracak adımlar atmayı düşünüyorum ama genel olarak hedeflediğim şeyleri yaptığımı düşünüyorum yani. Orada hep seninle konuştuğumuz bir konu vardı. Hani tek başına iş yaparken tahtanın ucundan birisi tutsa sen burasındasın. Altta bir denge var. Belki birisi tutsa çivilerini çakacaksın ve iş bitecek. Ama sen onu nasıl yapıyorsun? Önce kendin bir tarafına bir destek koyuyorsun. Sonra buraya geliyorsun, onu yapıyorsun. O düşüyor, o devriliyor vesaire derken iş böyle böyle uzuyor. Bence bir yandan da kameraları ayarlıyorsun. Ya, evet ya. İşin en zor kısmı oluyor açıkçası. Ya kayda gir, kayda çık. Yapma diyeceğim. O zaman mesela şimdi seyreden diyecek ki çekme o zaman diyecek. Niçin çekiyorsun? Ama benim YouTube kanalı açmaktaki amacım zaten bu dünyada bir iz bırakmaktı ve bunların tek başına da mümkün olabildiğini göstermekti. Evet. Ve oradan aldığım geri bildirimler beni o kadar iyi besliyor ki açıkçası. Yapma, bu böyle bir şikayet gibi gelmesin. Sadece zorluğunu vurgulamak adına söylediğim bir şey. Yoksa tabii ki zorlayıcı ama bir yandan da keyifli de. Açıkçası. Evet, ben tabii ki bunu, ben de bir YouTube içerik üreticisi olarak kendi cümlem değildi bu. Yani direkt insanların tepkisi bu olacağı için böyle bir şey söyledim. Cevabını merak ediyordum. Biraz hani zorluklarından ve dezavantajlarından konuşmak istiyorum. Şimdi diyeceksin ki yok ben çok mutluyum falan ama şunu sormak istiyorum. En büyük problem bu biraz böyle sosyo-kültürel farklılıklardan ötürü göç ettiğimiz yerlerde çevreyle adaptasyon durumu var. Sen ne gibi sorunlar yaşadın? Yaşadın mı? Yaşadım tabii ki, yaşamadım diyemem. Yani ve o adaptasyon süreci açıkçası çok tahminimden çok uzun sürdü. Yani ben ilk başta gelirken hep böyle o hayalimizde bir köy yaşamı var, bir köylülerle sıcak ilişki var falan. Öyle bir şey yaşayacağımı hayal ederek gelmiştim ama beklentimi de çok yüksek tutmamıştım yani. Çünkü orada yaşayacağım bir motivasyon bozukluğu benim yolumdan şaşmama neden olmasın istiyordum. Tabii ki çok zorlandım. Yani neredeyse 2 yıl hiçbir şekilde kabul görmedim. Sürekli olarak altında bir şey arandı. Bu adamın burada ne işi var? Şehirdeki o hayatını bırakıp, işini gücünü bırakıp bizim kaçmak istediğimiz yerde ne yapmaya çalışıyor ve bunu tek başına niye yapıyor gibi. Açıkçası bunun belli bir sosyo-kültürel bölgeye de ait olduğunu düşünmüyorum. Çünkü özellikle YouTube kanalını açtıktan sonra çok fazla insanla temas kurduğum için bu İzmir'in bir köyünde de başınıza gelebiliyor. Bu Muğla'da da başınıza gelebiliyor. Türkiye'nin her yerinde bu geliyor. Eğer dışarıdan geldiyseniz sizi mutlaka bir dirençle karşılaşıyorsunuz. Evet, gelmeyi de biliyor bu arada. Ben çok tecrübe ettim. Biliyorsun çok kişiyle sohbet ettim. Hani %100 %100 değil tabii ki %80 ama, böyle ama. Ama 80 ciddi bir oran. Çoğunlukla bununla karşılaşılıyor. Ve eğer psikolojik olarak buna hazır olmadan göçülürse bu motivasyon bozukluğu her şeyi sonlandırabiliyor bile. O yüzden de bence buna hazırlıklı hareket etmek lazım. Sana sordular mı mesela, dedin yani bu adam burada ne için burada? Bizim kaçmak istediğimiz yere niye gelmiş? Şimdi sen onlara ben kendimi aramaya geldim, kendimi bulma yolculuğumda odunla da verler. Yani benim şöyle bir şans demeyelim buna tabii ki. Hani Allah kimsenin başına vermesin ama geçirdiğim açık kalp ameliyatından sonra o sunabileceğim güzel bir argümandı yani. Böyle bir operasyon geçirdim. İkinci bir şansım vardı ve artık bu şansımı bu şekilde değerlendirmek istedim dediğimde bir duraksamaya neden oluyor bu. Ama hani hiçbir şey yokken geldim ben, biraz daha zorlayıcı olabilirdi yani. Bunun için mi drone uçuruyorsun demiyorlar mıydı? Drone'a çok tepki vardı galiba. Tuhaf geliyordu. Drone'a çok tepki oluyor. Onun da gene şöyle düşünüyorum. Tabii
çok detaylara giremiyorum ama çeşitli sebeplerle istenmiyor. Yani bir şeyler arayanlar oluyor. Özellikle bu coğrafyada define avcılığı çok fazla. Ya da işte adam mesela işte arazisindeki ağaçları kesiyor atıyorum ama izin almamış. Ondan endişe duyabiliyor. Evet. Yani endişe duyulabilecek çok fazla şey var. Bir de birisi birisine bir hikaye anlatıyor. O hikayeyi alıyor, evrimleştirip öbürünü anlatıyor. O biraz daha üzerine bir şeyler ekleyip diğerini anlatıyor. Dolayısıyla da yani hani sadece stok görüntü çekiyorum deseniz bile hani onun altında mutlaka bir takım gerekçeler aranıyor. Evet. Yani şöyle de bir durum var. Hani bir Kemal Sunal filmlerinde olur ya, çok gizli der, işte gizli görevdeymiş der. En son sivil polismiş diye senin de biliyorsun. Evet, beni de uzun süre sivil polis sandılar. İşte devlet beni buraya yerleştirmiş diye düşündüler. Özellikle o karda kışta, bir de kendi yaptığım çadırım yeşildi. Onu bir mesela askeri çadır diye adlandırdılar. Hiç bozmasaydın keşke. Öyleyim desin. Ya bir süre bozmadım aslında. Çünkü bir yandan da hani mesela bazı arkadaşlarım o konuda çok endişe duyuyorlardı. Hani sen de geldin gördün. O kadar aslında riski açık bir yerdeyim ki yani gece birinin kafası atsa gelse buraya hani ciddi problem evet. yaşayabilirim yani. Bu arada o yüzden tam adresini belirtmiyorsun, onu da söyleyelim. Evet, tam adresimi belirtmememin birkaç nedeni var. Birincisi işte hem güvenlik, ikincisi de ben buraya zaten yalnızlığa geldim. Yani yerimi belirtmediğim halde, bak bugün bir yorum daha geldi. Takipçilerimden bir tanesi yorum yazmış en son videomun altına. Perşembe günü geldim. Köylülere sonra sonra yerini bulmaya çalıştım. En son ormanda kayboldum. Bir daha geldiğimde inşallah bulurum. Evet. Bu çabayı da anlamıyorum. Önceden haber vermek gibi bir duruma da girmiyor insanlar. Çat kapı geliyorlar. Müsait miyim, burada mıyım, burada değil miyim? O konular hiç düşünülmüyor ne yazık ki. O yüzden de yerimi belirtmek istemiyorum. O biraz YouTube'un dezavantajı. Yani YouTube'da video çekiyorsun madem. Demek ki hayatını bizimle paylaşıyorsun. Hani bize zaman yaratabilirsin. Bir çayını içeriz gibi bir hak görebilir evet, insan. Drone görüntülerini kesmemin bir nedeni de oldu. Mesela çevreyi tanıyan insanlardan drone görüntülerinden yeri tespit edip gelenler oldu. Bandırmadan kalkıp gelenler oldu. Tabii. İnanamadım yani. Daha evi yapıyorum. Çatıyı yapıyorum böyle. Bir motosikletli geldi. Bakıyorum böyle, kim acaba falan. Ya dedi, ben seni çok iyi tanıyorum ama ben sizi tanımıyorum diyorum. Bir de hani yani çok enteresanlar, çok rahatlar insanlar yani. Şeyi anlatsana. Hani jandarmalara çok şikayet etmişler seni. İşte evet. Çeşitli konularla, çeşitli iftiralarla. Sen de şey demiştin bana bir telefonda. Ya jandarma geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. En son benim de işime geldi. İyi oldu. Jandarmalarla ahbap olduk. Evet. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu gerçekten. Çok güzel dostlar kazandım. Yani gerek karakol komutanı, gerek astsubaylardan çok böyle değer verdiğim sonrasında geldiler. Yemek yedik, muhabbet ettik. İşte fırsat buldukça ben ziyaret ediyorum falan filan. Bir yandan güzel oldu ama şey tabii kötü, o ithamlara maruz kalmak. Yani adını bile zikretmek istemediğim üretimler yaptığım söylendi burada. Ve bu o kadar kötü ki bunun yüzünden insanlar ölüyor. Ve sen gidiyorsun, köylüyü bu konuda kışkırtıyorsun. Köylüden istediğin talebi alamıyorsun. Muhtarı kışkırtıyorsun. Oradan istediğin yanıt alamıyorsun. En son gidiyorsun jandarmaya. Ondan sonra onlar bakıyorlar. Diyorlar ki ya bu adamın öyle bir durumu yok. Bu sefer çıkıyorsun albaya. Ya bu azim ne? Yani hani neden? Nefret ne yani? Neden? En son bir de kalkıyorsun onlarla beraber buraya geliyorsun. Ya kendinden o kadar emin ki benim öyle bir suç işlediğime. Ama sonuçta bir şey yok. Ben rahatım ama bunlara maruz kalmak... Yani huzur bulmaya geldim diyorsun ve uğraştığın şeylere evet. bak. O kadar moral bozucu ki Tolga. Yani gerçekten hani gocunacak bir şeyin olmasa bile sonuçta çamur at izi kalsın demişler evet. yani. Bir tane genç delikanlı bir galyana gelebilir ve gecenin bir yarısında kalkıp bana zarar vermek isteyebilir. Ya sen böyle böyle kötülükler ya. Yapıyor musun diye. Bunları nasıl göze alabiliyorlar gerçekten aklım almıyor. Ya bu yani. Tabii ki hiç insanlıkla alakalı olan bir durum değil. Neyse gelmiş geçmiş olsun. Artık yok herhalde değil mi? Artık uzun zamandır öyle bir şey yaşamıyorum. İyi çok şükür. O zaman güzel şeyleri konuşalım. Ördekler dedin. Aynen. Kazlar dedin. Artık yok dedin. Bitkileri mi yiyor? Başka gerekçeler de var dedin. Bu çok önemli bir konu. Çünkü herkes köye göç edip ya oraya 3-5 tane kaz koyarız, tavuklar koyarız. Hem de tarım yaparız. Tabii canım yaparsınız diyorum ben. Hepsini yan yana yapın bakalım. Domates, biber, patlıcan orada kalıyor mu? Nedir senin gerekçelerin? Yani koyduğunuz her canlı
bunlara bitkiler de dahil, hayvanlar da dahil, biz size bir sorumluluk yüklüyor. Ve insanlar bu sorumlulukların farkında olmadan bu isteklerle yaklaşıyorlar duruma. Ben mesela kalkıyorum, sabah kahvaltı yapacağım, aklıma geliyor ya kedilere mama vermedim, gidiyorum onlara veriyorum. Ya köpeklere vermedim, ah tavuklara mama verecektim, onların suyunu değiştirmedim, onu yapmadım, bunu yapmadım derken bir bakıyorum öğlen olmuş ondan sonra. Bu tabii doğal akışın içinde yapılması gereken şeyler ama onun dışında da ekonomik olarak da zorlamaya başladı. Az önce de bahsettim, yem maliyetlerinin korkunç artışı ve sürdürülebilirlikten çıktıkça konu sıkıntı olmaya başlıyor. Bir de aslında gelirken kendime söz vermiştim, bakabileceğim sayıda hayvan sahipleneceğim ve onlarla bir hayat süreceğim diye. Ama civcivlerken bakabiliyordum. Onların böyle o kadar hızlı büyüyüp bu kadar ciddi ihtiyaçlara sahip olabileceklerini düşünemedim. Evet. Kış geliyor, barınmaları ile ilgili sıkıntılar oluyor. Beslenme ile ilgili sıkıntılar olabiliyor. Yeterli güvenlik önlemini almıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz birini işte tilki gelmiş almış. Öbür gün başka bir canlı gelmiş almış. Bunun yani yeterli şartları hazırlamadan bu işe kalkıştığımı fark ettim. Dedim ya birkaç sebebi var diye. Tek bir sebebe indirgeyemem bunu. Sadece ekonomik de diyemem. Ama bu gibi sebeplerden ötürü bir de mesela ördeklere çok hevesle bir gölet yaptım. 3 günde bir suyu sirküle etmeniz gerekiyor. Çünkü göletin işte, ördek suya değdiği anda tuvaletini yapıyor ve eğer 3 günde bir değiştirmezseniz artık o su böyle zifleşmeye başlıyor yani. Evet. Hem ciddi bakteri salgılıyor, hayvanların sağlığı açısından iyi değil. Hem koku salmaya başlıyor, hem görsel açıdan sıkıntılı. Yazın burada benim özellikle Ağustos aylarında suyum çok azalıyor. Akan suyum çok azalıyor. Ve baktım ki yani çok hevesle bir gölet yaptım ama onu bile hani devir daim edemiyorum. Evet. Yeterli kaynaklarım yokmuş aslında bunun için. İşte Allah'tan büyük göletten oraya su devir daim yapabiliyorum. Bunun giderini ona bağladım. Belli aralıklarla bu göletten aldığım suyu oraya boşaltıyordum falan. Bir dengeyi iyi korumaya çalışıyordum. Ama bir yerden sonra artık iş kontrolden çıktı. Bir de gerçekten böyle hevesle ektiğim bitkilerimin hepsini yiyince dedim ki yani her bitkiyi korumaya kalksam olmayacak. Demek ki bunlar için ayrı bir alan yapmam lazım. Evet. O zaman onlar için ayrı bir atıyorum arazimin 500 metrekaresini çitle çevirip bunlara ayırayım. Ondan sonra tekrar bakmaya başlayayım diye biraz erteledim durumu yani. Eyvallah. Evet, şimdi iki tane sorum var. Sana bırakacağım sıralamasını. Tamam. İstediğin sorudan başlayabilirsin. Cevap da vermeyebilirsin. Biri iş güç geçim. Nasıl gidiyor? Bunları soracağım. Bir de hedeflerin. Burada seni kalmaya devam etmeni sağlayan motivasyonlardan bahsetmeni isteyeceğim. Okey. Birinciden başlayayım. Sırayla gidelim. Tamam. Ekonomi kısmı. Bilişim teknolojileri uzmanı birisi olarak buraya göçtükten sonra bir süre danışmanlıklar yapmaya başladım. Ama eskiden de İstanbul'dayken kripto paralarla uğraşıyordum. Özellikle madencilik işleriyle hem danışmanlık ve kurulumlar hem kendimle madencilik yapıyordum. Buraya geldikten sonra da kripto parayla uğraşmaya devam ettim. Asıl gelirimi oradan sağlıyorum aslında. Oradaki yatırımlarımdan pasif gelir oluşturdum ve oradan gelen pasif gelirlerle hayatıma devam ediyorum. Uzun zamandır bir ayı sezonundayız. Kripto piyasaları çok kötü durumda. O yüzden de son zamanda birazcık gelirlerimde ciddi oranda azalma oldu. Ama sonuç itibariyle burada minimal bir yaşam sürdüğüm için kiram yok, elektrik faturam yok, su faturam yok, bir internet ve bir de telefona fatura ödüyorum. Onun dışında böyle beni zorlayacak giderler yok. O yüzden de ekonomik anlamda hayatımı bu şekilde geçindiriyorum. Mekan bağımsız yapabildiğim bir iş olduğu için her yerden İşime devam edebiliyorum. İkincisi neydi? Hedefler ve motivasyonlar burada kalmanı sağlayan. Şimdi yalnızlıkta bir sıkıntı yok dedik ama burada zaman zaman sonuçta sosyal varlıklarız ve artık bir şeyleri yaparken de zorlanmaya başladım ve dolayısıyla bundan sonrası için gönüllüler kabul etmeyi düşünüyorum. Ben de evlenmeyi istiyorum diyeceksin sandım. Yani evlenmeyi istiyorum. Evlenmekten ziyade çocuk sahibi olmak çok istiyorum. Özellikle son böyle 3-4 yıldır böyle bir içimde o böyle büyüyen bir duygu haline geldi. Çünkü yaş 42'ye geldi. Şimdi hesap yapıyorum. Yani 43'te çocuk sahibi olsam o 18'ine geldiğinde ben kaç yaşındayım falan. Hani onunla paylaşmam gereken şeyleri yeterince paylaşabilecek miyim endişesi var. Dolayısıyla da evlilik arzu ettiğim bir müessese, çok inandığım bir müessese ama
o kadar da başarılı olamadığım bir durum ilişkilerde. Yalnızlığa çok alıştığın için. Ya yalnızlığa çok alıştığım için, ya çevremde sürekli olumsuz örneklerle karşılaştığım için, sürekli ayrılma oranlarının artışı, insanların bir hevesle evlenip ondan sonra o evliliği koruyabilmek için çocuk yapmak gibi bir hataya düşmeleri, sonra çocuk var diye o istemedikleri ilişkilere devam etmeleri, çevremde o kadar fazla bunu gördüm ki bundan da endişe duyuyorum açıkçası. O yüzden evliliğe karşı birazcık mesafeliyim. Tabii ki karşı değilim. Hani umarım bir gün güzel bir yuvam olur, evet, iyi bir evliliğim olur, çocuklarım olur. Bunu çok arzu ediyorum. Ama hadi aman aman da hani ya Rabbim bana bir eş gönder gibi bir şeyim de yok. Dağın başında dururken nereden gelecek onu da tabii bilmiyorum. Tabii espriden bayağı bir konu oldu. Gönüllülerden gönüllülerden buraya geldik. Nereye getirdik konuyu? Aynen. Bir yandan buranın ben yokken de yaşamasını istiyorum. Yani sonuçta ciddi kritik bir operasyon geçirdim. Evli değilim, çocuğum da yok. Burayı kime bırakacağım? Hani gibi durumlar da var ya. Ben olmasam da burası yaşasın istiyorum. O yüzden biraz şimdi o konuda adımlar atmaya başlayacağım. Dedim ya, burayı bir düzletme operasyonu yapacağım. Ondan sonrasında çeşitli konaklama alanları, ortak yaşam alanları yapıp buraya yavaş yavaş insanlar almayı ve o insanlar içinden seçtiğim, elediğim insanlarla burada biraz daha uzun vadeli ilişkiler yürütmeyi düşünüyorum. Böyle bir dernekleşme, bir vakıflaşma gibi bir şey mi sezdiniz? Yani aslında vakıflaşmayı ve dernekleşmeyi çok düşündüm ama o kadar oralarda da kirlilikler var ki garanti altında yürütebileceğiniz bir operasyon yok. Kooperatiflerle uğraşan İzmir'de çok sevdiğim bir arkadaşım var. Bir kooperatifleşme olabilir belki. Bir öyle bir çatı altında daha güvenli bir şey yürütebilir belki. Hani şu an aklımdan geçen iki şey var. Ya vakıf olacak ya kooperatif olacak. Başıma bir şey gelirse de bu tüm mal varlığımı oraya bırakmak çok niyetindeyim. Güzel. Dolayısıyla ben gitmeden burayı arzu ettiğim seviyeye getirmek gibi bir niyetim var diyorum. Muhteşem. Bugün ilk defa evini burada paylaştın. Evet, bugün çok fazla evi paylaştım. Biraz da evlenmek istediğini açıkladı. Şok şok şok. Aynen. Vallahi muhteşem, muhteşem oldu. Sağ ol, gönlünü açtın, evini açtın. Harikasın. Sen sağ ol, kalktın, geldin, değer verdin, buradasın. Aşk olsun. Ne kadar mutluyum şu anda bir bilsen. Son sorum. Bu hayatta seni en çok huzurlu ve mutlu eden şey nedir? Neredeyse? Yani buna çok fazla cevap var ya. Ya elemek gerekecek birazcık. Evet. En çok, en tepede olanından bahsedelim. Bir daha sorsana, belki bir şey uyanır. İlk uyanını söylerim. Vakit kazanmak için yapıyoruz. Bu hayatta seni en çok mutlu eden, huzurlu eden şey nedir? Ya doğada olmak galiba ya. Bir hayal kurdum ve o hayali yaşıyorum şu an. Sanırım beni en mutlu eden şey bu, evet, ya. Bir de YouTube kanalı benim için ciddi bir motivasyon. Çünkü ben olmasam da orası devam edecek. Evet. Sonuçta hepimizin çeşitli nitelik ve niceliklerle donatıldığını düşünüyorum ve bunları aktarmamız gerektiğini düşünüyorum. Eskiden usta çırak ilişkileri vardı, böyle nesilden nesile giderdi. Şimdi günümüzde bu gibi mecralar var. YouTube'a içerik üretmek beni çok mutlu ediyor ve bu hayata devam ediyor olmak beni çok mutlu ediyor. Eyvallah. Şimdi biz kamerayı kapattıktan sonra burada çaylarımızı koyup sohbetimize devam edeceğiz. Artık ne yapalım? Kameramızın da, bu videonun da bir sınırı, bir süresi var. Buraya kadar izleyip vakit ayırdığınız için sonsuz teşekkürler. Bir oran var. Videolarımızı izleyen kişilerin oranı ile abone olanların oranı var. Genelde %80 abone olmayanlar var. Evet, abone sayısının artması bizi motive ediyor, mutlu ediyor. Abone olmak ücretsiz. Herhangi bir ücreti yok. Çok basit bir şekilde kanalımıza abone olup yan tarafındaki zilleri açarsanız şöyle bir avantajınız olacak. Bu tarz videoları yüklemiş olduğumuz zaman ilk sizin haberiniz olmuş olacak ve kaçırmayacaksınız. O yüzden Tolga Yalçın kanalına, aynı zamanda Ahmet Çakır'ın YouTube kanalına abone olup bizleri desteklerseniz, videolarımıza sorularınızı ve yorumlarınızı eksik etmezseniz, bir de orada bir like butonu var, çok şeyim istedim. Bir de like butonuna eğer beğendiyseniz videomuzu basarsanız çok ama çok mutlu oluruz. Bunlar bize itici güç oluyor, çok güzel motive ediyor. İyi ki varsınız, çok teşekkür ediyoruz videolarımıza göstermiş olduğunuz ilgiler için. Kendinize çok çok iyi bakın, mutlu ve sağlıklı günler. Görüşmek üzere.